Merhaba arkadaşlar, Grafik Bey'in kanalına hoş geldiniz. Öncelikle size kedi dili pastadan puding, brioche pasta yapmayı göstereceğim. İlk olarak malzemeleri saymak istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta sütümüz var ayrı bir kapta. Tencereye, boş bir tencereye 3,5 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Sütün özellikle soğuk olması gerekiyor pudingi eklemek için. Daha sonra pudingimizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bendeki puding vanilyalı olduğu için biraz çikolata eklemek istiyorum yani. Sütümüz ısındıktan sonra, daha sonra pudingi de ekledikten sonra dibi tutmayacak şekilde yavaş yavaş karıştırıyoruz. Çikolataları ekliyoruz ve erimesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kıvam almasını bekliyoruz. Böyle hafif bir kıvam alması yeterli. Bu işlemler bittikten sonra pudingimizi soğumaya alıyoruz. Soğumasını bekledikten sonra o sıra boş durmamak için kedi dili pastalarımızı süte batırıyoruz. Tek tek süte batırdığımız kedi dillerini iyice ıslanmasına özen gösteriyoruz. Tek tek batırdıktan sonra boş bir borcama tek tek diziyoruz. Ondan sonra soğumuş olan pudingimizi getiriyoruz yanına ve kedi dillerinin üstüne tek sıra halinde, tek kat olacak şekilde batılarla düzeltiyoruz. Daha sonra ikinci katta yine aynı işlemi yapıyoruz. Burada da kedi dillerini tekrardan ıslatıyoruz. Tek tek ıslatıyoruz ve ıslanmış olan kedi dillerinin üstüne pudinglerimizi ekliyoruz. Pudingi düz bir şekil alacak şekilde sıraya diziyoruz, düzeltiyoruz. Daha sonra üstüne dilerseniz Hindistan cevizi, dilerseniz çikolata, yani bu tamamen size kalmış. İsterseniz arasına muz da koyabilirsiniz. En sonunda ben daha çok şey yapmak istedim. Bu tamamen çikolatalı pasta olduğu için çikolata rendelemek istedim. Fındıklı çikolata. Onun yanında çikolatanın pastanın üstüne eklediğimiz fındıklı çikolatayı onun üstüne de renkli şekerlerle süslemek istedim. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Böyle videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmanızı diliyoruz. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Grafik Bey'ine abone olmayı unutmayın. İyi günler.